Buçuktepe isyanı Osmanlı topraklarında Yeniçerilerin ilk isyanı olarak karşımıza çıkar. 2. Murat 1444 yılında Macarlar ve Karamanoğullarıyla barış anlaşmaları imzaladıktan sonra hayatta kalan tek oğlu Şehzade Mehmet lehine tahttan feragat ederek Manisa'ya çekildi. Sultan 2. Mehmet ise o sırada henüz 12 yaşındaydı. Osmanlı tahtına çocuk denecek yaşta birinin geçmesini fırsat bilen Macarlar, 12 Temmuz 1444 tarihinde imzalanan ve 10 yıl geçerli olan Edirne-Segedin Anlaşması'nı bozarak 1 Eylül 1444'te Osmanlı Devleti'ne savaş açtılar. Macarlara başta papalık olmak üzere Eflak ve Sırp prenslikleriyle Almanlar ve İtalyanlar da katıldı ve böylece Avrupa'da Osmanlı'ya karşı büyük bir Haçlı kuvveti toplandı. Haçlıların Bulgar topraklarını yağmalayarak Varna'ya kadar ilerlemeleri üzerine Çandarlı Halil Paşa'nın etkisiyle Sultan II. Murat tekrar Osmanlı ordusunun başına getirildi. Burada belirtmek gerekir ki Sultan II. Murat tahta çıkmamış, sadece orduya kumanda etmişti. Çandarlı Halil Paşa'nın bu hamlesiyle de Osmanlılar Varna'da kesin bir zafer kazanmışlardı. Ancak Varna zaferinden sonra 2. Murat'ı destekleyen devlet adamlarıyla oğlu Sultan Mehmed'in tarafında yer alan devlet adamları arasında büyük bir çekişme yaşanmaya başladı. Zira Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa ve Yeniçeriler Osmanlı tahtında Sultan Murat'ı görmek isterken Şehabettin, Zanos ve Saruca Paşalar ise 2. Mehmed'in tahta kalmasını istiyorlardı. Devlet adamları arasındaki siyasi çekişmeye alet olan Yeniçeriler, görünüşte aylardır maaşlarını alamadıkları için ve aynı zamanda paranın değerinin düşürülmesinden dolayı isyan çıkararak Rumeli Beylerbeyi Hadım Şahabettin Paşa'nın evini yağmaladılar. Canını zor kurtaran Şahabettin Paşa, 2. Mehmed'in sarayına sığındı. Yeniçeriler ise yağmadan sonra şehrin doğusundaki tepeye çekildiler. İsyan, Yeniçeri maaşlarının yarım yani buçuk akçe zam yapılarak ulufeleri 3 akçeden 3,5 akçeye çıkartılmasıyla kendiliğinden sona erdi. Bundan dolayı bu tepeye Buçuktepe, isyana da Buçuktepe isyanı adı verildi. Ancak kaynaklarda isyanın asıl tertipleyicisi olarak 2. Mehmed'i tahttan uzaklaştırmak isteyen Çandarlı Halil Paşa gösterilir. Çünkü bu olayda doğrudan Çandarlı'nın baş rakibi ve genç padişahın birinci adamı Şahabettin Paşa hedef alınmıştı. Nihayetinde Buçuktepe isyanıyla Sultan 2. Mehmed'in tahtı tehlikeye düşmüş ve Edirne'de bir iktidar boşluğu doğmuştu. Bunun üzerine Çandarlı'nın gizlice gönderdiği haberle 1446'da Edirne'ye gelen 2. Murat yeniden Osmanlı tahtına çıkmış, Şehzade Mehmet ise yanında güvenilir devlet adamlarıyla birlikte Manisa'ya gönderildi. İlk Yeniçeri ayaklanması olarak tarihe geçen Buçuktepe isyanı aynı zamanda Osmanlı tarihinin ilk askeri darbesi olarak da kabul edilebilir.